Dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta heyetinden bir heyet iftar yaptıktan sonra, havalandıktan sonra helikopter kaza yaptı ve 13 tane şehidimiz var. MHP Edirne İl Başkanı Hakan Özkan, terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonların kararlılıkla devam etmesi gerektiğini söyledi. Özkan, son günlerde yaşanan olaylarda çok sayıda askerin şehit olduğunu hatırlattı. Son bir haftadır, 10 gündür şehitlerimiz sayısı arttı. Çünkü Güneydoğu'da biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir operasyon sergiliyor. Büyük bir operasyon yapıyor ve Güneydoğu'da terörün bitmesi için elinden ne gelirse yapmaya çalışıyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu yapılan operasyonları sonuna kadar destekliyoruz ve arkasındayız. Dün 13 tane şehidimiz, bunlardan bir tanesi de Tümgeneral, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanımız da helikopterin içerisinde ve heyetiyle beraber elin bir kaza sonucu şehit oldu. Buradan Türk milletine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Türk devleti, Türk milleti bu terör belasından eninde sonunda kurtulacak, bu terörü bitirecektir. Son günlerde yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlar bunun işareti. Gördüğümüz kadarıyla son yıllarda silahlı kuvvetlerin bile gitmediği bölgeler şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hallaç pamuğu gibi atılmış ve terör örgütüne büyük bir darbe indirilmiştir. İnşallah bu operasyonlar devam eder ve bu terör örgütü Güneydoğu Anadolu bölgemizden tamamen silinip atılır. Türk milletinin beklentisi, arzusu budur. Milliyetçi Hareket Partisi de terörle mücadele olur, müzakere olmaz söylemini yıllarca söyledi, ifade etti. Son yıllarda da yapılan terörle mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz ve arkasındayız. Türk devleti ve milleti bunun bir an önce bitirilmesi arzusundadır. Milletimizin beklentisi de budur. Bu yapılan büyük operasyonu sonuna kadar destekliyoruz.